Logolar bir şirketin asıl kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Peki oyunlarda da bu böyle midir? Playtime Co. fabrikası gizemleriyle dünya çapında popülerliğe ulaşmış oyunumuzun ana mekanıdır. Peki Playtime Co. logosu bize asıl kimliğini göstermiş midir? Playtime Co. logosunu incelediğimiz zaman en başta bulunan kırmızı P harfinin karanlık ve çukur gibi bir yerden çıktığı hissine kapılıyoruz. Aynı Chapter 2'de atladığımız derin bir çukur gibi. P harfi kırmızı dedik. Kırmızı her zaman mutluluk ve aşkı simgelemez. Bazen uyarı ve tehlike içinde kullanılan bir renktir. Playtime Co. logosundan P harfini çıkar zaman geriye lay time kalır. Bitişik yazıldığında işimize yarar bir anlam ifade etmesi de lay ve time kelimelerini ayırdığımız zaman yatma zamanı yani uyku zamanı gibi bir anlam ifade edebilir. Chapter 2 çıkmadan önce Poppy'nin wake up yani uyan dediğini hatırlıyoruz. Oyunda her öldüğümüzde geri uyanmamız ve arada çıkan yazılar. Henüz ölme, kalk. Ölmek için çok erken, kalk. Ölüm kalıcı değil, kalk. Prototip seni kurtardı, kalk. Bu yazılara göre sanki bir uyku ya da simülasyonda olma ihtimalimiz nedir? Size mantıklı ya da saçma gelebilir. Unutmayın bu sadece bir teoridir ve sizlerden gelen bir teoridir.